Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 9. sefir 58. kısım. Fasıl içinde vasıl. Arife günü orucu. Bir hadiste Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Arife günü orucu hakkında şöyle dediği aktarılır. Allah'ın bu orucu geçen senenin ve bir sonraki senenin günahlarına kefaret yapacağını umarım. Hadisi Müslim Ebu Katade'den aktarmıştır. Bu günü tutan kimse Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamak ister ayetinde peygambere ihsan edilen iyilikten büyük bir pay elde eder. Bu nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ömrünü hüküm bakımından Arife gününü oruçlu geçiren kimse gibi geçirmiştir. Şari, marifet ki bilgi ilim demektir. Marifet isminin üstünlüğü nedeniyle bugüne aynı kökten türetilmiş Arife adını vermiştir. Marifet, Peygamberimizin vahyinin kendisiyle indiği Arap dilinde tek bir meful alır. Dolayısıyla o birlik özelliğine sahiptir. Bu yönüyle marifet, Allah'ın kendisiyle bilgi isimlendirdiği değerli bir isimdir. Marifet ehadiyeti yani mutlak bildiği bilmektir. İlim ise bazen mutlak birlik ile ilgili olabileceği gibi marifetten farklı olarak bazen onunla ilgili olmayabilir. Kuşkusuz ki iki lafız kendisi için konuldukları anlama göre farklılaşmıştır. Bu bağlamda dil bilginlerinin aktardığı gibi ilim bazen dilde işlevi bakımından marifetin yerini alabilir. Dilciler bu konuda siz onları bilmezsiniz Allah onları bilir ayetinden kanıt getirmiştir. Ayetin tevili siz onları tanıyamazsınız marifet demektir. Böylelikle ilim kelimesi vekalet yoluyla tek bir meful almıştır. Marifet ise ancak mutlak birlikte etki sahibidir. Dilciler bizim bildiğimiz şeyden habersizdir. Çünkü ilim de mutlak birliği konu edinir. Zaten marifet de bu sayede ilmin isimlerinden biri olabilmiştir. İlim bu noktada asıldır. Çünkü o Allah'ın bir niteliğidir. Marifet ise Allah'ın bir niteliği değildir. Marifeti ve ilmi tek bir tanım birleştirse bile bize göre şeriatta Allah'ın bu kelimeden gelen bir ismi de yoktur. Fakat marifet daha önce belirttiğimiz gibi ilmin isimlerinden biridir. Arif ise bize göre mutlak birliği bilenlerin ismidir. İlmin de tıpkı marifet gibi mutlak birliği konu edindiğini söyledik. Bu sayede de ilmi marifet diye isimlendirdik. Söz gelişi Zeyd'i ayakta dururken bildim dediğimde burada Zeyd'in kendisini anlatmak istemediğimiz gibi onun bizzat ayakta duruşunu da söylemek istemeyiz. Anlatmak istediğimiz ayakta durmanın Zeyd ile ilişkisidir. Bu ise belirli tek bir nispet olduğu gibi tek bir konudur. Zeyd'in kendisini yalnız olarak marifet ile bildiğimiz gibi ayakta durmayı da marifet vasıtasıyla bildik. Bu durumda Zeyd'i arif oldum veya ayakta durmayı arif oldum deriz. Nahifçiler buna dikkat etmemişlerdir. Onlar ayakta durmanın Zeyd ile ilişkisine yönelen ilmin Zeyd ve ayakta durmaya ilişen bilgiyle aynı olduğunu zannetmiştir ki bu bir yanılgıdır. Çünkü daha önce Zeyd ve ayakta durmak insan tarafından biliniyor olmasaydı bilinmeyen bir şeyin bilinmeyen biriyle ilişkilendirilmesi doğru olmazdı. Böyle bir durumda insan nispet ettiği şeyin doğru olup olmadığını bilemez. Bu tarz bir bilgi anlamların ölçülerini bilenlere, mantıkçılara göre tasavvur diye isimlendirilir. Başka bir ifadeyle bu bilgi terimleri bilmektir. Tasdik ise bileşikleri yani önermeleri bilmektir. Tasdik bir şey ile diğerinden haber vermek üzere bir terimi başka bir terime yüklemek demektir. Nahivcilere göre müptedâ ve haber olan bu iki şey başkalarına göre mevzu ve mahmuldür yani yüklemdir. Tekrar konumuza dönersek şöyle deriz. Arife gününün değerini isminden öğrendik. Çünkü marifet mutlak birlikle ilişkili olarak tespit edilmiş bir kelimedir. Kuşkusuz Allah bir ilahtır. Mutlak birlik, bütün nitelikleri içinde birin en değerli niteliğidir. Bu bağlamda mutlak birlik bütün varlıklara yayılmıştır. Mutlak birlik bütün varlıklara yayılmış olmasaydı, Hakk'ın mutlak birliğinin bilinmesi mümkün olmazdı. Herkes Hakk'ı kendisinden bilir. Hakk'ın mutlak birliğine bir şeyin kendisinden başka bir delil yoktur. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Ebu'l Utahiye şöyle demiştir. Her şeyde bir ayet vardır. Onun bir olduğunu gösterir. Bir şeydeki ayet söz konusu şeyin mutlak birliğidir.
Bu birlik, bir şeyin kendi benzerlerinden ayrışmasını sağlayan özelliktir. Öyleyse mutlak birlik, kadim veya zaman içinde yaratılmış, var olan ve görülü olmayan her şeye yayılmıştır. Söz konusu birlik her şeye son derece açık bir şekilde yayılmış ve işlemiş olduğu için kimse bu yayılışın farkına varamaz. Bu durum, keşif ve iman sahiplerine göre hayatın durumuna benzer. Çünkü hayat da her şeye yayılmıştır. Burada her şey hayvanlar gibi canlılığı gözüken şeyler olabileceği gibi, bitki ve donuk şeyler gibi canlılığının gizli kaldığı şeyler de olabilir. Öyleyse Allah tartışmasız hayat sahibidir. Allah'tan başka her şey Allah'ın hamdini tesbih eder. Ancak onun övgüsünü bilen kimse tesbih edebilir. Bilgin olmanın şartı ise hayat sahibi olmaktır. Öyleyse her şeyin canlı olması zorunludur. Mutlak birlik marifetin konusudur ve mutlak birlik ise zatında Allah'a özgüdür. Bu nedenle Arife'nin dışındaki günlere göre Arife günü oruç tutmayı üstün tuttuk. Arife'de olsak bile orucun bize değil Allah'a ait olduğunu anladık. Bu nedenle Arife'yi görmek için iftarı orucuna üstün tuttuk. Anla. Öyleyse oruç gerçekte Allah'a ait olduğu gibi mutlak birlik de gerçekte Allah'a aittir. Böylelikle oruç ile Arife günü arasında karşılıklı ilişki ortaya çıkmıştır. Çünkü her birisi benzersizdir. Çünkü Arife'nin orucu kendisinden sonraki günlerde olduğu gibi kendisinden önceki günlerde de etkindir. Diğer günler için böyle bir özellik yoktur. Çünkü Arife zamansal bir şeydir. Bu nedenle de öncelik ve sonralık özelliğiyle sınırlanmıştır. Kastedilen şey işin başında ve sonunda emir Allah'a ait olsa bile herhangi birini özelleştirmeden mümkünleri genel olarak yaratmasında olduğu gibi Arife gününün de genel etkiye sahip olmasıdır. Burada önce ve sonra edatları tamlama olmaksızın mebni olarak gelmiştir. Çünkü Allah önce ve sonra ile sınırlanmaz. Arife gününe ait olan bu özellik diğer zamanlarda bulunmaz. Bu nedenle Arife kendi cinsi içinden ayrışmıştır. Gerçi Arife günü orucundan amel bakımından daha güçlü bir takım ameller vardır. Fakat bunlar zamanla ilgili değillerdir. Başka bir ifadeyle bu ameller zamanın kendisine ait değildir. Aşure gününün en bariz özelliği kendisinden önceki seneye kefaret olmasıdır. Bu nedenle aşure günü gerçekleşen şeyle ilgilidir. Arife günü ise hem gerçekleşen ile hem de gerçekleşmemiş olanla ilgilidir. Öyleyse aşure kaldırırken Arife hem kaldırır hem uzaklaştırır. Böylelikle Arife kaldırmayla uzaklaştırmayı kendine birleştirmiş, bu özelliğiyle Hakk'a uygun olmuştur. Hak da var olanı korumayla ilgili olduğu gibi yok olanla da yaratma ilişkisine sahiptir. Böylelikle Arife günüyle ilahi isimler arasındaki ilişkiler çoğalmış, onun orucu Arife'den başka günlerdeki oruçtan daha üstün olmuştur. Bununla birlikte belirttiğimiz nedenle Arife gününün orucu iftarından daha üstündür. Zahir hükümde ise uymaya ve peşinden gitmeye aittir. Allah uyma hakkında şöyle der. Bana uyun ki Allah sizi sevsin. Örnek alma hakkında ise şöyle der. Allah'ın peygamberinde sizin için güzel örnek vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta bugün iftar yapmıştır. Arife gününün orucunda adetler değişmiştir. Bunun yegane nedeni ondaki güçlük ve genel olarak dua karşısındaki zayıflıktır. Bugün de yapılan dua hacıdan istenilen şeydir. Çünkü duaların en faziletlisi Arife günü duasıdır. Bunun bir benzeri Ramazan'da yolculuk yaptığı için orucunu tutmayan kimsedir. İki rivayeti birleştirmek isteyen bazı bilginler, hacının o günde orucunu bozabileceği, buna karşın hacı olmayanların ise oruç tutacağı görüşünü tercih etmiştir. Nitekim bölümün başında Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, bugün de oruç tuttuğuyla ilgili güvenilir hadisi aktarmış, oruç tutarken güçlük çekecek olan hacı adayına merhamet ederek Arafat'tayken oruç tutmadığını belirtmiştik. Şekilci bilginler de böyle zannetmiştir. Gerçek bizim söylediğimiz gibidir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi başına oruç tutup ümmetine ise Arafat'ta kendi tuttuğu orucu tutmayı yasaklayabilirdi. Benzer bir şey şeriatta gerçekleşmiştir. Örnek olarak hibe evlenmesini verebiliriz. Bu evlilik tarzı peygambere özgüdür ve herhangi bir görüş ayrılığı olmaksızın ümmete yasaklanmıştır. Başka bir örnek ise günleri birleştirerek oruç tutmaktır, yani visal orucu. Bu oruç caiz olsa bile mekruhtur.
Müslim, Ümmül Fazıl'dan şöyle aktarır. İnsanlar Arife günü peygamberin orucu hakkında tartışmaya girmiş, bir kısmı peygamber oruçluydu, bir kısmı ise değildi demiştir. Bunun üzerine ben peygambere bir bardak süt gönderdim. Peygamber, devesinin üzerindeyken sütü aldı ve içti. Allah-u Teala şöyle buyurur. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Bize göre burada rahmet, Arafat'tayken insanlara Arife günü oruç tutmamanın sünnet olduğunu bildirmektir. Çekici bilginlere göre ise burada rahmet, insanlar adına bağışlanmayı istemek demektir. Bizim kanıtımız, haçtaki uygulamaları benden öğrenin anlamındaki hadistir. Arife günü, Arafat'ta oruç tutmamak da bu uygulamalardan biridir. Emir benimsemeyi dışlayan bir ifadeden yoksun geldiğinde, benimsemeyle sınırlı kalmaz. Arafat'ta Arife orucu tutmayı yasaklayan hadise gelirsek, bu hadisin rivayet zincirinde Mehdi bin Harb el-Heceri vardır ki tanınmayan biridir. Nesai hadisi Mehdi kanalıyla Ebu Hureyre'den aktarır. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arife günü Arafat'ta oruç tutmayı yasakladı. Tirmizi'nin Ukbe bin Amir'den aktardığı hadiste de şöyle denilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Arife ve kurban günü ve teşrik günleri yani kurban bayramının 3 günü bizim için, ehli İslam için bayram günleridir. Bu günler yeme ve içme günleridir. Ebu İsa adeta belirttiğimiz hususa işaret ederek şöyle der. Ukbe'nin hadisi Hasan sahih hadistir. Tirmizi batini yorumuyla bilginin ve bilinin makamına işaret eder. Çünkü marifet makamı orucu vermez. Arif orucun kimin için tutulacağını bilemez. Onun bayram günü ki bayram günü mutluluk günleridir, bu makama ulaşma günüdür. Şari mutluluk ve sevincin zahire ve batına yayılmasını istemiştir. Başka bir ifadeyle mutluluk orucu tutmayarak düşünen nefse yani nefsin atkaya yayılırken yiyerek ve içerek de hayvani nefse yayılır. Böylelikle Arif iki mutluluğu birleştirir. Hadiste orucun yasaklanmasından söz edilmemiştir. Fakat Şari Arife orucunu yasaklanmış oruca ve mekruh oruca bitiştirmiştir. Yasaklanmış oruç yani haram oruç, kurban bayramında oruç tutmak iken mekruh oruç teşrik günlerinde tutmaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görünüşte o günde yemeği ve içmeyi üstün saymış fakat orucu yasaklamaya değinmemiştir. Allah izin verirse daha sonra zikredeceğim. Başka bir hadiste ise kurban bayramı gününde oruç tutmayı bize yasaklamıştır. Bu hadisin rivayet zincirinde bana göre kuşku vardır. Çünkü Tirmizi hadis hakkındaki yargısını belirtirken Ukbe'nin hadisi demiş, her zaman yaptığı gibi bu hadis dememiştir. Öyleyse hadisin rivayet zinciri hakkında iyice araştırma yapmamız gerekir. Allah izin verirse bu incelemeyi yapacağım. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ehli İslam demiş, ehli iman dememiştir. Bu da burada zahirin dikkate alındığına delildir. Bu nedenle şöyle dedik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mutluluğu bayram günlerinde yemek ve içmeyle gerçekleşen hayvani nefsi dikkate almıştır. Bunu bilmelisin.